Bu keyfi kararı, bu keyfi yorumu asla kabul etmiyoruz. Bunun hukukla alakası yoktur. Bunun demokrasiyle alakası yoktur. Bunun seçim yasasıyla, anayasayla alakası yoktur. Bu tamamen bir siyasi komplonun tamamlanması açısından atılmış olan bir adımdır. Yüksek Seçim Kurulu'na seçim yasası ya da anayasa, seçim sonucunda sandıktan çıkan sonucu değiştirme ve seçilmemiş olana mazbata verme hakkını vermiyor. Yüksek Seçim Kurulu bu hakkı nereden alıyor? Eğer ortada bir sorun varsa Yüksek Seçim Kurulu'nun yapabileceği şey seçimi orada yenilemektir. Hayır, bunu da yapmıyor. Kendisini halk yerine koyuyor. Kendisini halk yerine koyarak seçilmemiş olana mazbata veriyor. Ve 5 yıl boyunca halkın seçmediği, açık ara olarak halkın seçmediği bir kişinin orayı yönetmesine imkan sağlayacağını düşünüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı asla tanınamaz. Yüksek Seçim Kurulu zaten seçim güvenliğini öncesinde çiğneyen taraflı ve bağımlı, iktidar taraflısı ve iktidar bağımlısı davranan bir kurul haline gelmiştir. Yüksek Seçim Kurulu seçim öncesinde de seçim sonrasında da aldığı kararlarla seçim sonuçlarını dizayn eden bir kurul haline gelmiştir.